Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak. Türkiye sondaj gemisi filosuna yeni bir güç kattı. Güney Kore'den alınan 7. nesil sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Mersin'de olacak. Dördüncü gemimiz 7. jenerasyon derin deniz sondaj gemisi. Artık teknoloji olarak bundan daha üst seviyede bir gemi yok. Mevcut durumda Türkiye'nin envanterinde 3 adet sondaj gemisi bulunuyor. Bunları saymak gerekirse 1. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri olmak üzere. Diğer gemilerimiz 6 plus dediğimiz sınıfa aitti. Yeni sondaj gemisi ise 7. nesil son teknoloji özelliklere sahip. Dünyada 5 adet var. Dünyanın en iyi sondaj gemileri arasında olan bu gemiyle birlikte, yani 7. nesil sondaj gemisiyle birlikte Türkiye önemli kazanımlar elde edecek. Bunlardan bir tanesi sondaj çalışmaları genişletilecek. Gemimizin sondaja hazırlanması işlemlerini bir an önce bitirmeyi ve inşallah ilk görevine de en kısa sürede uğurlamayı hedefliyoruz. Özellikle ilk görev yeri bu geminin Karadeniz olması planlanıyor. Sondaj için 12.200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi 3.600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz inşallah bu yıl içerisinde 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Yeni sondaj gemisinin ismi henüz belli değil. Türkiye'ye geldikten sonra belirlenecek. Hayırlı olsun. Bereketli ve bol kazançlı çalışmalar temenni ediyorum.